Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tek uğraşmadan çok pratik bir şekilde görüntüsü de lezzeti de harika olan pizza lezzetinde şahane bir tepsi poğaçası yapacağız. Bu poğaçayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına 2 yemek kaşığı toz parmaya ve 2 yemek kaşığı toz şekerini alıyorum. Ocakta ısıtmış olduğum klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum ve malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine bir bez kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için 5-6 dakika bekliyorum. Ve 5-6 dakikanın sonunda üzerini açtım. Gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş ve kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine yine 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ, bir yumurta akı ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ederek malzemeleri çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler karıştıktan sonra artık çırpma telini bırakıyorum. Unumu yanıma aldım. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. Size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu azar azar ilave edin lütfen. Ben bugün 5,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi hala hafif yapışkan bir hamurum var. Daha fazla un ilave etmiyorum. Şimdi elimi yağlayarak hamurumu toparlıyorum. Yumuşak ve hafif yapışkan bir poğaça hamurumuzun olması gerekiyor. O yüzden ellerimi yağlayarak hamurumu toparladım. Daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 45 dakikanın sonunda hamuru açıyorum. Çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi yine elimi hafifçe yağlıyorum ve narince bir kez yoğurup hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra her yerini tereyağı ile yağlamış olduğum fırın tepsisine koyuyorum ve şimdi yine ellerimi hafifçe yağlayarak ve aynen videoda gördüğünüz gibi yavaş yavaş bastırarak hamuru tepsinin boyutuna getiriyorum. Ve hamuru tepsinin büyüklüğüne getirip güzelce düzelttikten sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum. Tekrar mayalanıp kabarması için yaklaşık 45 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Poğaçamızın hamurunu bekletirken biz de bu arada iç malzemesini hazırlayabiliriz. Bunun için bir kaseye kabuklarını soyup sulu kısımlarını aldıktan sonra çok küçük bir şekilde doğramış olduğum 2 adet domatesi alıyorum. Domatesiniz büyükse bir tane de kullanabilirsiniz. Üzerine gördüğünüz gibi küçük bir çorba kasesi kadar çok küçük küp küp doğramış olduğum sucuk ve yine küçük küçük doğramış olduğum kaşar peynirini alıyorum ve bir tutam da küçük küçük doğramış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Daha sonra malzemelerin hepsini bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimizin hepsi karıştıktan sonra poğaçamızın iç malzemesi de hazır. Artık poğaçamızın yapımına geçebiliriz. Evet, yaklaşık 45 dakikanın sonunda poğaçanın üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi tepside de mayalanmış ve kabarmış. Şimdi parmaklarımı yağa batırıyorum ve hamurun üzerine sıkıca bastırarak poğaçanın şeklini veriyorum.
Evet, tüm tepsiye aynı şekilde iz verdikten sonra elimle bastırmış olduğum yerlere hazırlamış olduğum iç malzemeden koyuyorum. Ben bugün bu şekilde karışık bir iç malzeme hazırladım. Fakat dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sadece peynirle ya da kıymalı da deneyebilirsiniz. O şekilde de harika olur gerçekten. Evet, ben şimdi kaşıkla dikkatli bir şekilde iç malzemesini yerleştiriyorum. Daha sonra üzerlerinden hafifçe bastırarak iyice yerleşmelerini sağlıyorum ve bütün tepsiyi aynı şekilde tamamlıyorum. Bu arada 2 tane yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koyarak güzelce karıştırdım. Fırınımı da 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken aradaki boşluklara yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra poğaçamı altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirmek üzere önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet, poğaçam pişti ve fırından çıkarttım. Altı ve üstü güzelce kızardığında fırından alabilirsiniz ve biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben şimdi kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Şu an o kadar güzel kokuyor ki sizlere anlatamam. Börek ya da pizza lezzetinde diyebilirim. Gördüğünüz gibi görüntüsü de harika. Çok güzel bir poğaça oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.